Sinemaya bayılırım. Hey, dikkat etsene. Pardon. Şunları yerleştirmeliyim. Of, ellerim çok dolu. Peki, bir de şöyle denesem. Çok ses çıkarıyorsun. Tamam, açtım. Kate, bu çok saçma. Ver şunu bana. Kutuyu pipetin üstüne şöyle geçir. Patatesleri de diğer bölüme dök. Daha iyice. Evet, biliyorum. Zor değil. Patates yiyorum. Kolamı içiyorum. Sağ ol Jack. Bunun olduğuna inanamıyorum. Ne pasaklı ya. İnanılmaz. Jack'e gel bakalım cips. Jack dur. Çek elini oradan. Bak kocaman ellerinle ne yaptın. Yetti canıma. Aman neyse. Jack'in cipsleri mahvetmemesi için bir yol bulmalıyım. Boş bir kutu alıp yanında küçük bir yarık açıyorum. Şimdi bir şişe kapağı ve silikon tabancası lazım. Kapağı biraz sıcak silikon dolduruyorum. Şimdi bir çubuk lazım. Ortasına yerleştir ve kurumaya bırak. Şimdi kutunun plastik kapağı lazım. Biraz daha sıcak silikon, ortasına bir şerit halinde sık sadece. Şimdi çubuğu silikon şeritine yerleştiriyorum. Güzel. Şimdi sıradaki adıma geçelim. Kapak yarıktan içeri giriyor. Çevir ve kutunun dibine kadar kaydır. Şimdi cipsleri boşaltabiliriz. İşte oldu. Kırıntıları bile lezzetli. Daha da fazla cips getirmişsin. Dur. Sakın ellerini sokma. Kutuyu biraz geliştirdim. Yukarıya kaydır yeter. Kate, sen sihirbaz gibi bir şeysin. Biliyorum. Biraz cips al. İzninle. Cips ister misin Kate? Evet. Şimdi televizyona dönelim. Ah, bu oyun tam odaklanma gerektiriyor. Ah, başka yere bakamıyorum. Tamam, çabuk. Ağzımla alayım. Hadi seni. Bu ne pislik Jack? Jack, dinle beni. Anne. Tam oyunun ortasındayım. Kazanmaya çok yakınım. Evet, al sana. Al sana. Başardım. Kazandım. Hayır. Bu hiç iyi değil. Odanı temiz tut diye daha kaç kere söylemem lazım sana. Oh hayır. Bunun olmasını istemiyorum. Yo 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 yo. Ne yapabilirim? Pakete geri girdiler. Bir dakika. Bu aklıma bir şey getirdi. Paketin dibini şöyle yukarıya katlarsam cipsler daha yukarıda durur. Oh. Oyuna geri döneyim. Ama artık hem yiyip hem de oyunu kazanabilirim. Kate, şekerini paylaşsana. Kate, şeker istiyorum. Çok tembelsin Jake. Bir dakika. Harika bir fikrim var. Oh. Aç ağzını. Kanepede uyuklarken bile oluyor. Merdivenin dibindeyken. Sinemada uyuklarken. Birkaç tane geliyor. Hatta gizlice banyoda uyuklarken bile oluyor. Aa, hayıcık. Bu film çok ürkütücü. Ama atarım. Bunu izlemeye devam etmesem mi acaba? Ay, boş mideyle de iyi olmuyor. Yoğurt iyi gelir. Aldım. Yana çekil ayıcık. Oo, en sevdiğim lezzette. Bir saniye. Kaşığı mutfakta bırakmışım. Acaba parmağımı mı kullansam? Ya hayır, iğrenç. Gidip kaşık alayım.
Nasılsınız? Canavarlar! Kurtar beni ayıcık! Yumuşacık! Şimdi ne ayıcığım ne kaşığım var. Çok da acım. Kapağı yalamak yeterli olmuyor. Aklıma dahice bir fikir geldi sanırım. Kapağı ikiye katlıyorum. Şimdi açıyorum. Sonra yarısını alıp ortadaki kat yerine doğru katlıyorum. Aynısını öbür tarafa da yapıyorum. Ucunu da katlıyorum. İyice sıkı olmalı. İşte bu kadar. Bir kaşık oldu. Bu harika olacak. Yoğurdu yeme zamanı. Evet. Tadı nefis. Bir kaşık. Bir kaşık daha. O canavar hala orada mı acaba? Evet. Yoğurt. Gel bakalım. Ayıcık, seni özlemişim. Okul beni tüketti. Adım atacak halim yok. Umarım bacaklarım beni yatağa kadar götürür. Yukarıya nasıl çıkacağım? Bir bacak yukarı. Şimdi yatağa yuvarlan. Başardım. Sweatshirt'üm niye çıkmıyor? Cik, seni arıyordum. Odam darmadağınık. Bir pasaklı mı yetiştiriyorum yoksa? Giysilerini as. Hadi. Peki. Tamam, oturuyorum. Ona göstereyim. Askıyı sweatshirtimden geçiriyorum. Bir kolumu çıkarıyorum. Şimdi de öbürünü. Ve böylece sweatshirt'ü hem çıkardım hem de astım. Bence gayet iyi. Seni şuraya asalım. Açım. Bu da ne? Yok, istemem. Bakalım buzdolabında ne varmış? Birçok malzeme var ama atıştırmalık pek bir şey yok. Sanırım şu yumurtalarla bir şeyler yapabilirim. Tamam, yumurtalar hazır. Şu tava lazım. Yumurtaları kıracağım. Bir dakika. Tavanın dibini kazımak berbattır. Nefret ederim. Bitmek bilmez. Hayır, sonra tavanın dibini kazımak istemiyorum. Üzgünüm yumurta, geldiğin yere geri dönüyorsun. Ama hala açım. Bir dakika, bu pişirme kağıdı. Şundan bir yaprak alayım. Ve tavaya yerleştireyim. Tam oturmalı. Kenarları kıvır. Sıra yumurtalarda. Tavanın içine kır. Güzel. Kabukları at. Şimdi pişirmeye hazır. Ocağı yak. Ve yumurtanın pişmesini izle. Ve bitti. Mükemmel. Şuna bak. Spatula ile hemencecik çıkıyor. Tadı nefis olacak. Şimdi pişirme kağıdını alıyorum ve atıyorum. Çok kolay. Tavanın dibini kazımak yok. Şimdi yumurtaların tadını çıkarma zamanı. Pekala. Evet, Bay Clarkman'ın hiçbir dediğini anlamıyorum. Tamam, sınav var, anladım. Çünkü hazırlıklıyım. Psst, Kate! Bak bende ne var. Aman tanrım Jake! Sen bu işi biliyorsun. Evet öyle. Geometri, İngilizce, hepsi var. Demek bu yüzden bu saçma pardesüyü giymişsin. Ay. Pardesüyle şapka artık benim. Yo, akademik geleceğim.
bunun işe yarayacağını düşündüğüne inanamıyorum. Jack? Hey Jack! Merak etme, sana yardım ederim. Neyse ki bu sevimli babetlerim var. Tabanını çıkarıyorum. Şimdi bir kalem lazım. Buraya istediğimi yazabilirim. Denklemlerin tamamı sığıyor. Bu ayakkabı ve kalem varken çalışmaya ne gerek var? Tabanı ayakkabıya tekrar yerleştiriyorum. Kendinize dikkat edin, denklemler size ihtiyacım olacak. Kimse onların burada olduğunu fark etmez. Sana yardım edeyim Jack. Sevgili ayakkabım burada. Niye bu pis ayakkabıyı bana verdin? Bu ayakkabı geometri sınavını geçmeme yardım etmez ki. Olay ayakkabıda değil, içinde yazanda. Müthiş ve okunmaz denklemler. Bir dakika, okunmaz mı? Yazdıklarıma ne oldu? Bütün mürekkep silinmiş. Bütün denklemler ayağımın altında. Akademik geleceğimde. Konuşmayı kes de sınavdan kalmamaya çalış. O denklemleri onca zaman boşuna yazmışım. Buraya erken gelmenin doğru karar olduğunu biliyordum. Kimse yok. İşe koyulsam iyi olur. Kopya kağıdım da hazır. Sadece telefondan cevapları bir kontrol edeyim. Tam önümdeyken bile doğru cevabı yazamıyorum. Sorun değil. Silgiler bunun için. Hayır, kopya kağıdım. Şunu yapıştırmanın bir yolu olsa. Bir dakika, bir yolu var. Aa, selotep, senin yapamayacağın hiçbir şey yok mu? Bir dakika, selotepin gerçekten yapamayacağı hiçbir şey yok. Önce selotepin kalınlığında bir kağıt şerit gerekli. Notları yazma zamanı. Matematik niye bu kadar zor ki? Şimdi de selotep gelsin. Uzun bir şerit lazım ama koparmamaya dikkat etmeliyim. Şimdi kağıt şeritleri dikkatlice selotepe yerleştireyim. Tam oldu. Şimdi de selotepi sarıp yerine geri yerleştiriyorum. Hepsi yapıştı ve hazır. Hiç anlaşılmıyor. Selotep iyi not almama yardım edeceksin. Şu tatlı denklemlere bak. Vay canına. Kate erken gelmişsin. Bak ne yaptım. Bütün cevaplar hazır. Bu gerçekten gördüğüm en zekice şey. Pekala, bir matematik sınavından daha kırık almanızın zamanı geldi. Pekala selotep, beni yarı yolda bırakma. Aslında bu sınav için heyecanlanıyorum. İşte sınavın Kate. Teşekkürler Bay Clarkman. Pekala, iş başına. Sıra selotepimde. Tam yerinde. Merhaba, ilk sorunun cevabı. İkinci ve üçüncü sorularınki de. Pekala. Bir soru daha. Numara 4. Bir dakika. Dördüncü sorununki nerede? Tamam, selotepe bak. Burada mı? Ya da burada mı? Bir yerlerde olmalı ama. Kate, mumyaya benziyorsun. Bravo Kate. Çık şimdi dışarı. Tamam. Çok saçma. Ne? Şuna bak. Aman tanrım. Her yer çöp içinde. Bunu kim yapar ya? Hadi o zaman. Ne fena. İnsanlar çok düşüncesiz. Bu da sonuncusu. Harika iş çıkardık David. La şimdi ne iyi görünüyor. Oh, çok ferahlatıcıydı. Yok artık. Al onu yerden yoksa. Ah canına, sakin ol hanımefendi. İşte böyle daha iyi. Her
yerin güzel tertemiz olması gibisi yok. Tozlu evden nefret ederim. Evi temiz olanın aklı da rahat olur. Heh, sonunda onu buldum. Pardon. Ne? Bu da ne? Merhaba anne. Bana bir hikaye okur musun? Üzgünüm tatlım, şu an meşgulüm. Of, ama bu kitabı çok seviyorum. Ay şuna bak, her yer toz içinde. Anne, anneciğim, anne. Bak bende ne var? Annenin evi temizlemesi lazım David. Ama bu çok sıkıcı. Sen eskiden eğlenceliydin. Temizlik de eğlencelidir. Sen de denemelisin. Yer birazdan pırıl pırıl olacak. O zaman ben de kendi eğlencemi yaratırım. Bu müthiş arabayla. Annemin neler olacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bu ses de ne? Her şey hazır. Hadi bakalım. Ah, bu çok tuhaf. Birazdan ne olacağını anlarsın. Hadi hadi hadi. Oh, olamaz. Güzel paspasım mahvoldu. Eyvah. Gel buraya bakayım. Derhal. Zorunda mıyım? Of peki. Üzgünüm anne. Ben şimdi nasıl temizlik yapacağım? Bir saniye, bir fikrim var. Şuna bir bakayım. Birazdan geri vereceğim. Sanırım yerleri nasıl temizleyeceğimi buldum. Paspasın başını arabaya taktım. Şimdi bunu bir deneyelim. Buna ihtiyacın olacak. Vay canına, gerçekten mi? Müthiş. Hadi hiçbir noktayı atlama ama. Oraya doğru David. Haklıymışsın, temizlik eğlenceliymiş. Aferin oğluma. Her gün yapabilir miyim? Tabii ki. Sen doğuştan yeteneklisin. Sağ ol anne. Ah, sonunda yeni yuvamıza vardık. Aa, her yerde örümcek ağları var ama. Umarım örümcek yoktur. Hadi etrafı toplamaya başlayalım. İyi fikir. Aa, iğrenç. Açıl. Yorucuydu. Ama ev güzel görünmeye başladı. Hadi diğer odaları da halledelim. Güzel plan. Of, sifonu çektilermiş keşke. Çok iğrenç. Burada kim yaşıyormuş ya? Boşver onu. Klozeti şimdi kim temizliyor? Hayır, ben hayatta yapmam. Al şunu David. Peki, madem ısrar ediyorsun. Görüşürüz. Ama yok haksızlık. Artık korkularımla yüzleşmeliyim. Bunu yapabilirim. Bu sadece idrar. Önce gerekli malzemelerimi donanayım. Üstüme bir şey sıçramasını istemiyorum. İnsaf yok. Çok pis kokuyor. Bir dakika, daha iyi bir fikrim var. Klozetin iç kenarlarına tuvalet kağıdı koyuyoruz. Aynen böyle. Şimdi bana sirke ve bir şişe lazım. Sirkeyi bu şişeye döküyoruz. Sonra üst kısmını kapatıyoruz. Şimdi sirkeyi tuvalet kağıtlarının üstüne püskürtüyoruz. İyice ıslanması lazım. Sonra sifonu çekiyoruz. Şuna bak, idrar izinden eser kalmadı. Vay canına, bunu becerebileceğini biliyordum. Bunu sen alabilirsin. Lavabo için ihtiyacın olacak. Ama bunu konuşabilir miyiz? Çığımı kurutuyorum. Müthiş görünüyorum. Mükemmel. Biraz ev ödevi yapayım. Aman tanrım. Bu cipslere bayılıyorum. Bu ödev kolay olacak. Şu çöpleri kaldırayım. Şunu açayım. Niye açılmıyor? Bu bunu düzeltir. Salla salla salla. Ay, umarım kimse görmemiştir. Şimdi çalışması lazım. Yoo. Niye benden nefret ediyorsun laptop? Bir dakika. Dahice bir fikrim var. 2 litrelik bir şişem ve maket bıçağım var. Şişenin üstünü keseceğim. Bu bölümde bir kağıt mendil gerekli. Mendili şişeye sokuyorum. Saç kurutma makinemin ucuna tam uyacak. Şimdi hazır.
Sanki küçük bir elektrik süpürgesi gibi. Bak cipsleri nasıl topluyor. Tertemiz oldu. İşte bitti. Neyse nihayet. Nihayet öğle yemeği zamanı. Olamaz. Maddie bak. Yeni sweatshirt'üm. Leke yapar mı? Uf ya. Aynı şey gibi görünüyor. Üstümü değişecek giysim de yok. Hadi leke çıksana. Bu tamamen senin yüzünden Jennifer. Belki saklayabiliriz. Al kemerimi tak. Gel göstereyim. İşe yarayacağını sanmıyorum. Ama katlarsak başka tabii. Önce kemeri beline sar. Mümkün olduğu kadar sıkılaştır. Sağlamlayınca kumaşı şöyle yukarı çek. Artık iz görünmüyor. Bayağı havalı değil mi? Aa evet iyi görünüyor. Oo. Dikkatlice çizeyim. Cetveller kaşınmaya da yarar. Bu bayağı güzel bir ikizkenar üçgen oldu. Ve geometri bitti. Toparlanma zamanı. Gel şuraya. Sığmıyor. Bir dakika. Bundan daha akıllıyım. Hepsini çantama koyayım. Gir bakalım cetvel. Şaka mı bu? Niye sığmıyorsun? Ay. Cetvel, niye sana bunu yapmama yol açtın? Bir dakika. Belki de böyle daha iyidir. Hala sığmıyor. Bu kalem çantası benden nefret ediyor. Pekala. Sanırım bunu düzeltebilirim. Kendime kağıttan küçük bir cetvel yaptım. Kalemim burada. Arkasını açıp kartuşu çıkarıyorum. Küçük kağıt cetvel içine tam sığıyor. Kartuş da eski yerine girsin. Yeni gibi. Bir kağıt parçasını da deneyeyim. Şimdi tam cetvel gibi kullanılabiliyor. Çizgiyi çizdim. Her seferinde mükemmel bir üçgen oluyor. Peki, evet anladım. İyi not almak istiyorsanız çizdiğiniz şekillerde çizgiler düzgün olsun. Şimdi benim kendimi gösterme zamanım. Aç ve başla. Cetvel kalem imdada yetişir. Aa, ne oldu? Her şey batmış. Ama bu haksızlık. Elim, yüzüm, her yer. Bu çok kolay. Evet, eşyalarını toplar mısın lütfen? Her yerde kirli kıyafetler var. Aa, affedersin. Ne yapıyorsun? Çok kötü kokuyor. Şaka mı bu? Bunların yıkanması lazım. Doğruca çamaşır makinesine gidiyorlar. İşte böyle. Şimdi gidip market alışverişi yapabilirim. Annemin bunu yaptığına inanamıyorum. Aa, mesaj geldi. Madison göndermiş. Ah, hazırlansam iyi olacak. Acaba ne giysem? İşte bu. Olay budur. Bir dakika. Bu koku da nedir? Amanın bu çok kötü. Yeni bir çift giyeyim. Çoraplarım nerede? Ah, bunun için zamanım yok. Yani en kötü ne olabilir ki? Sonuçta çorap bunlar değil mi? Geldiğine çok sevindim. Bir dakika ayakkabılarımı çıkarayım. Şey düşünüyordum da kendimi pek iyi hissetmiyorum. Aa, Madison of olamaz. Evet bu hiç iyi olmadı. Bu işi çözmem lazım. Of annem makineye atmış onları. Oh, çok uzun sürer bu. Ah ben şimdi ne yapacağım? Acaba? Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Çoraplarımı bu torbaya koyuyorum. Sonra içine bulaşık deterjanı döküp su ekliyorum. Güzelce ağzını kapatıyorum.
Bunu mikrodalgaya koyabilirim. Hızlıca ısıtınca işimiz tamamdır. Sanırım oldu. Vay canına, şuna bak. Tertemiz oldular. Ne harika kokuyorlar. Şimdi bunları kurutmam lazım. David, sen ne yapıyorsun? Ne? Merhaba anne. Sen iyi misin? Evet, sadece çoraplarımı kurutuyorum. Nedenini sormayacağım bile. Benim gitmem lazım. Of, çok yorgunum. Güzel, sakin bir güne ihtiyacım var. Tada, ne düşünüyorsun? Hey, David. Ne? Ne düşünüyorsun dedim. Güzel görünüyorsun. Evet, çok hoş değil mi? Al, bu yoğurdu yiyebilirsin. Teşekkürler, güzel görünüyor. Tam ihtiyacım olan şey. Az kalsın unutuyordum. Olamaz. Biraz döktün. Biliyorum David. Pantolonum mahvoldu. Bunu giyemem artık. Endişelenme, ben hallederim. Biraz karbonat lazım. Sanırım bir denemeye değer. Karbonatı lekenin üstüne serpiyoruz. Ve üstüne limon suyu sıkıyoruz. Çok fazla değil. Sonra bize sirke lazım. Şimdi lekeyi ovalayabiliriz. Lekenin üstüne çamaşır deterjanı koyuyoruz ve fırçayı da karıştırmak için kullanıyoruz. Şimdi hepsini silebiliriz. Sırada pantolonu kurutmak var. Saç kurutucusu tam bu işe uygun. İşte bitti. Teşekkürler. Bu işlerden iyi anlarım. Beni yenemezsin David. Çünkü bunda çok iyiyim. Öyle mi dersin? Bu atışın şans eseriydi. Hadi bir daha oynayalım. Eva, pantolonuna bak. Anne, of, olamaz. Çimen lekesi olmuş. Yine bana iş çıktı sanırım. Lekenin üstüne sirkeyi döküyoruz. Şimdi lekeyi ovalamak için bir bez kullanabiliriz. Ve işte sihir gibi leke yok oldu. Sen benim kahramanımsın. Hadi devam edelim. Vay canına, makyajım müthiş oldu. Sanırım kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Acaba ne giyebilirim? Bir sürü seçenek var. Bu güzel. Ama bunu daha önce giymiştim. Bunların hiçbiri hoşuma gitmiyor. Bu da sonuncu kıyafet. Biraz sade. Sanırım bu olmak zorunda. Güzel oldu. Of, hadi ama. Olamaz. Burada neler oluyor? Bu bir felaket. Bak. Bu mu yani? Bir dakika. Bir fikrim var. Ver şu tıraş köpüğünü. Bunu lekelerden kurtulmak için kullanabilirim. Köpüğü böyle makyaj lekesinin üstüne döküyoruz. Sonra ovalamak için bir dış fırçası kullanıyoruz. Bütün lekeyi ovalamak lazım. Sonra yakayı nemli bir bezle siliyoruz. Ve lekeden eser kalmadı. Vay canına, geç olmuş, acele etmem lazım. Ne? Köpük bitmiş. Benim yüzümden mi? Eva. Hazır mısın? İşte başlıyoruz. Hadi yapalım şu işi. Bendeki malzemeler çok taze. Meg, ben sana ne demiştim? Sümük yok. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bu sıradan bir bardak gibi görünebilir. Yumurtayı bunun içine döküyoruz. İğrenç. Bu bardak ayrıca yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyor. Çok iyi değil mi? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Bir türlü olmuyor. Sanırım benimle işin çok zor. Sen öyle san ufaklık. Seninle işim daha bitmedi yaşlı bayan. Bunu nasıl yaptın? Şimdi ne olacak? Bizim bir hakeme ihtiyacımız var. Şimdi ne var? Bir türlü kızı okutmadılar. İşte geldim. Sizin için bir şey getirdim. Bende de senin için bir şey var. Burada çok genç görünüyorum bak. Bunları kullanabilirsin. Neler oluyor? Anladım. O zaman neyi bekliyoruz? Bir bakalım. Bu ilginç görünüyor. İşte ilk yarışma konunuz. Lezzetli ve sağlıklı bir salata. Başlayabilirsiniz.
Vay canına, şu sebzelere bak. Bu çok eğlenceli olacak. Ben soğanla başlayacağım ama soğanı doğramamıza gerek yok. Onun için bu kullanışlı aleti getirdim. Bu işimizi çok kolaylaştıracak. Soğanı tam buraya koyuyoruz. Bu sivri uçlar soğanı yerinde tutuyor. Sonra kolu çeviriyoruz. İşe yarıyor bak. Vay, buna bayıldım. İşte soğan incecik doğranıyor. Şuna baksana büyük baba. Çok hipnotik bir şey. Daha izlerken başım döndü. Bunu düşünmem gerekiyor. Şanslar çünkü ihtiyacın olacak. Demek öyle. Benim öyle aletlere ihtiyacım yok. Bende matkap var. Biberleri tahta şişlere geçiriyoruz. Şimdi bıçağımızı alıyoruz. Ve biberi böyle doğruyoruz. Birazdan çok şaşıracaksın. Tada! Şimdi bu işi ilginçleştirelim. Bu sefer büyük bir biber deneyeceğim. Uf, zor işmiş bu. Çok yoruldum. Büyük anne, sen ne yapıyorsun? Ne? Sen iyi misin tatlım? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ben acımasız bir sebze dilimleme makinesiyim. İşte böyle dilimlendi hepsi. Tamam, bu kadar yeterli. Ha, çok eğlendim doğrusu. Sen bunu nasıl yaptın? Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten etkilendim. Seni yenmeme imkan yok. Elimde sadece bu dilimlenmiş soğanlar var. Tuhaf bir durum tabii. Her neyse. Hakem Bey konuşsun artık. Zor bir karar olmayacak. Büyük anne kazandı. Harika, çok mutlu oldum. Sebze isteyen var mı? Yok, ben iyiyim. Hadi al, yararlı bu sebzeler. Hepsi bana kalır o zaman. Harika bir iş çıkardın canım. Bayrakları böyle koyalım. Demek ki bir çay partisi veriyorsun öyle mi ufaklık? Ne tatlı oynuyor. Şimdi çaydanlığım gelsin. Çayı yeni demlemiştim. Bu çaydan keyif alacağınıza eminim. Ve bunun yanında şekerlemelerimiz de var. Merak etmeyin, herkese yetecek kadar var. Bunun yanında bir atıştırmalığımız daha var. İşte bu leziz sosis. Bir dakika, bu yeter mi acaba? 3 kişiyiz değil mi? Ama tek bir sosis var. Yok, böyle olmayacak. Belki bunu 3'e bölebiliriz. Sen bunu yapabilirsin tatlım. O sosise kimin patron olduğunu göster. Bir türlü kopmuyor. Of. Pardon babacığım. Neler oluyor? Biz 3 kişiyiz bak. Evet, haklısın tabii. 1, 2, 3 ama bir tane sosis var. Bu konuyu düşünmemiz lazım. Benim bir çözümüm olabilir. Şu alete bir bak. Bu tam ihtiyacımız olan şey. Alo, bir sipariş vermek istiyorum. Şuna bir bak Madison. Şimdi bu alet sosisi hızlıca dilimlere ayıracak. Üst kapağını açıp sosisi buraya koyuyoruz. Bu metal çubuklar sosisi parçalara bölecek. İşte böyle. Canına, çok kolay oldu. İnsanların aklına neler geliyor? Vay canına, şimdi geri çekil babacığım. Acele etme tatlım. Bunu senin için bir tabağa koyacağım. Al bakalım. Teşekkürler. Kocaman ağaç. Hadi. Sen olmasan ben ne yapardım? Teknoloji ne harika bir şey. Hadi iyi çay partileri tatlım. Al bakalım ayıcık. Aferin sana oğlum. Bunu okuman lazım. Kasabada bir hırsız kedi varmış. Şaka yaptım sadece. Evet anladım. Madison. Ne var babacığım? Köpeği yürüyüşe çıkarman lazım. Sorun yok, hazırlanmam lazım ama. İşte tamamdır. Hadi gidelim oğlum. Bir dakika. Kaka torbasını unutma. İğrenç. Onu almak istemiyorum. Peki. Ben de seninle geliyorum. Hadi çıkalım o zaman. Yürü bakalım tembel hanımefendi. Burası ne kadar güzel değil mi? Oğlum, sorun ne? Evet. İşini hallediyorsun. Bunu herkes yapıyor. Sen neler yemişsin öyle. Sen hallediyorsun tatlım. Köpek isteyen sendin. Peki neden iğrenç şeyleri hep ben yapıyorum ki? Buna dokunmak istemiyorum. Pis kokuyor. Üzgünüm, ben yapamayacağım. Ama burada bırakamayız onu. Buldum. Tokanı kullanabiliriz. Kakayı bununla yerden alabilirim. İzle ve öğren. Bunu torbanın içine sokuyoruz. Sonra kakayı yerden alıyoruz. Bu sayede dokunmamıza gerek kalmıyor. Şimdi torbayı ters yüz ediyoruz. İşte işimiz bitti. Bunu şimdi çöp kutusuna atıyoruz. Biraz kafayı çalıştırınca işi hallettik. Şimdi bunu da yerine geri koyalım. Hadi gidelim.
Sanırım bu mikrodalgayı pek iyi kullanmamışız. Bunu en son ne zaman temizlemiştik? Çok iğrenç. Bir dakika, bir fikrim var. Bize bu oyuncak bebek lazım. Saçını yerinden kaldırıp içine biraz su dökeceğim. Sonra saçını tekrar yerine takacağım. Şimdi bunu mikrodalganın içine koymamız lazım. Hadi çalıştır ve bebeğin işini yapmasını izle. Şuna bak. Sanırım işimiz bitti. Şimdi içini böyle silmemiz gerek. İşte bütün kirpas çıktı. Gördün mü? Şu farka bak. Bu çok yararlı bir şey. Sende ne var? Bir saniye. Merhaba anne. Sen bana aldırma. David, etrafı dağıtma. Ne demek istiyorsun? David, sakın yapma. Hayır. Beni izle. Birazdan düşecek. Oh, pardon. Yeter artık. Çok öfkelendi. Ben gidiyorum. David, şu yaptığın dağınıklığa bak. Vay canına, çıldırdı. Sana inanamıyorum. Ben gitsem mi? Mikrodalgaya bak. Bunu temizleyebilir misin? Lütfen. Tamam. Ama sadece bunu yaparım. Aa, pırıl pırıl olmuş. Güzel görünüyor. İşte oldu tatlım. Şimdi dağınıklığını topla. Of, ne utanç verici. Evet ama buna değerdi. Ha? Beni mi bekliyorsunuz? Bir sonraki yarışma konunuz bu nefis sandviç. Geri çekil ya işte bayan. Kalabalığa gerek yok genç bayan. Hey, durun bakalım. Burada saçmalığa izin yok. Üzgünüm büyük babacığım. Ben ne kullanacağım şimdi? Bir düşüneyim. Aa, buldum. İşte sana gereken şey. Fena kokmuyor. Al bakalım, yakala. Bu nedir? Ekmek mi? Hepsi bu mu yani? Sepetten bunlar çıktı. Ne yapacağımı biliyorum. Yumurtayı bu tutacağa koyuyoruz. Kabuğunu hafifçe birkaç kez vuruyoruz. Neden çatlamıyor bu? Bir dakika, oldu işte. Yalnız bu biraz zaman alabilir. Elimiz kayarsa en baştan başlamamız gerekir. Kabuğu nazikçe soyuyoruz. İşte oldu. Bu işin insanı rahatlatan bir yanı var. Yavaş yavaş gerginliğim azalıyor. Yapboz gibi bir şey bu. Bu büyük bir parçaydı. İşte bitirdim. Şimdi sıra işin eğlenceli kısmında. Yumurtayı kavanozun içine koyuyoruz ve sıvıyla yumurtayı boyuyoruz. Çok şirin oldu. Şimdi bunu ikiye bölüyoruz. Yalnız parmaklara dikkat ediyoruz. Tadı tıpkı yumurta gibi olacak. Şimdi üstüne peynir, taze marul ve domates koyuyoruz ve peynir koyup biraz da mayonez ekliyoruz. Daha sonra diğer yarısını da üstüne kapatıyoruz. Ama işimiz bitmedi. Üstüne de susam serpiştiriyoruz. Biraz da garnitür ekliyoruz ve bitti. Ve işte lezzetli mi lezzetli bir yumurta sandviçi. Çok güzel görünüyorlar. Denemek için sabırsızlanıyorum. Benim işim bitti. Bunu sen mi yaptın? Ama ben de pes etmiyorum. Benim de özel numaralarım var. Peynirden küçük bir parça alıyoruz. Sıra süper öğütücümde. Neden işin zor kısmını ben yapayım ki? Peyniri buraya sokuyoruz. Sonra bu kolu çeviriyoruz. Egzersiz gibi oluyor. Neredeyse kas yapacağım. Parçaları bu kaseye topluyoruz. Birazcık daha. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi peynirimize biraz renk katıyoruz. Bunun için kırmızı gıda boyası kullanıyorum. Şimdi ikisini de karıştırıyoruz. Peynirin rengi emmesini istiyoruz. Güzel görünüyor. İşte bu. Rengi çok canlı oldu. Aynı işi farklı renklerle de yapmıştım. Şimdi ne yapıyoruz? İşte bu. Kalp şeklindeki bu kurabiye kalıbını alıp ekmeğin üstüne bastırıyoruz. Aynısını bu dilimle de yapıyoruz. Şimdi iki kalbimiz oldu. Seni seviyorum aşkım. Peyniri kalplerden birinin üstüne bastırıyoruz. Bu şekilde katmanlar oluşturuyoruz. Aynen böyle. Diğer kalbi üstüne koyup bunu ızgara yapmamız lazım. Birazdan hazır olur. Hey, sen kendi sandviçine bak. Altın gibi sararmış. Nefis kokuyor. Çok lezzetli. Şuna bir bak. Çıtır çıtır. Muhteşem. Bu turun kazananı belli bence. Kendine fazla güvenme. Ne düşünüyorsun büyük baba? Çok yaratıcı. Meg lezzetli görünüyor. Peynirli sandviç de harika. Vay canına, üstelik çok renkli. Bence berabere kaldınız.
Gerçekten mi? Bence sorun yok. Bu karar bence çok adil oldu. Hey. Neredeyim ben? Harika bir rüya görüyordum. Her neyse işte bir sonraki yarışmanız. Krep yapıyorsunuz. Ne? Hadi başlayın. Bu çok heyecan verici. Ne kadar zor olabilir ki? Elimizde bütün malzemeler mevcut. Burada çikolata şırıbı var, en sevdiğim. Bunu yapmak çok hoşuma gidecek. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Bir bakayım şuna. Hayır, bakamazsın. Kendi tarafında kal büyük anneciğim. Bana bir kase gerekiyor. İşe yumurtayla başlıyorum. Kabuklara dikkat ediyoruz. Kimse krebinde yumurta kabuğu istemez. Sonra da süt ekliyorum. Şimdi de un zamanı. Aslında miktar desem daha iyi olurdu ama ben başına buyruk biriyim. Kendi kurallarımı kendim koyarım. Şimdi bunu çırpmamız gerekiyor. Karışımın hafif kabarık olmasını istiyoruz. Etrafı biraz dağıttım ama böyle şeyler olur. Büyük annem ne yapıyor acaba? Sen beni merak etme. İşte ilki hazır. Şimdi biraz malzemeye ihtiyacım var. Acele etsem iyi olacak. İşte başardım. Krebim hazır. Kendimle çok gurur duydum. Bunun üstüne de krem çikolata sürüyorum. Bu şekilde çok güzel ve tatlı olacak. Bunu her an yalayıp bitirebilirim. Böyle güzelce krebin üstüne sürüyorum. Biraz fazlasına ihtiyacım olacak. Vay canına, şuna bak. Çok güzel. Her yerine bolca bolca sürüyorum. Sanırım ufaklığı ödülü hak ettim. Harika bir şey. Ama bir şey eksik. O da bir muz tabii ki. Bu krebin sağlıklı olacağı anlamına mı geliyor? Kimin umurumda ki? Tadı güzel olsun yeter. Muzu böyle eziyoruz ama zor oluyor böyle. Biraz yardıma ihtiyacım var. Bu şey dene koyun mu? Aynen öyle. Kapağını açıyoruz ve buraya bir parça muz koyuyoruz. Şimdi kapağı tekrar kapatıyoruz. Sanırım artık hazır. Şimdi kuyruğunu çeviriyoruz böyle. Çok matrak bir şey. Bu video çekilirken hiçbir koyuna zarar verilmedi. Bak, muz üstten çıkıyor. Kafası nasıl hareket ediyor bak. Şimdi muzu koyunun sırtından seyiriyoruz. Böyle bir şey söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Muz parçalarını krebin üstüne koyuyoruz. Çikolata ile muz beraber harika oluyorlar. Muzu iyice karıştırdıktan sonra krebi de böyle rulo yapıyoruz. Denemek için sabırsızlanıyorum. Sushi'ye benzedi değil mi? Ve sıra son dokunuşlarda üstüne bu çikolata şurubunu gezdiriyorum. İşte diş hekimlerinin kabusu. Şimdi bu güzellikleri de serpelim. Sanat eseri gibi bir şey oldu bu. Eminim tadı da göründüğü kadar güzeldir. Ne diyorsun büyük anne? Zamanımı boşa harcıyorum. Bir an evvel şunu halletmem lazım. Benim krebim işte açıcı olacak. Krebi şu domates salçasıyla kaplıyoruz. Süper, şimdi bu peyniri alıyoruz. Yalnız peyniri üstüne yayamayız. O zaman ne yapacağız? Keşke ben de o küçük koyundan olsaydı. Bir dakika, buldum bile. Bu eleği kullanabilirim. Bu da aynı işi görecektir. Eleği peynirin kalıbının üstüne yerleştiriyorum. Peyniri deliklerden geçiriyorum. Şimdi peyniri bu şekilde sıyırabiliriz. Çok kremsi görünüyor. Bunu krebin üstüne ekliyorum. Bu sayede müthiş bir dokusu olacak. Artık krebimizi sarma zamanı. Bu işin kolay kısmı tabii, henüz işimiz bitmedi ama üzerine biraz da yağ dökeyim. Umarım tadı güzel olmuştur. İşte bitirdik. İki farklı tarzı. Kimin yemeği beni çok etkiledi? Bir dakika, dur bakalım orada. Ama bu dramatik anı mahvettin. Bekle bir saniye. Acil durumlar için yanımda hep bir sosis taşırım. Sosisi dilimlere ayırmak için bu çatalı kullanıyorum. Umarım ezilmiş sosis seviyorsundur. Bunu izleyemeyeceğim. Bak, sana bunu vereceğim. Bu benim 4 ayaklı arkadaşım büyük anne. Ver şimdi o sosisi bana. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Bunlara neden sosis köpek denildiğini biliyorsun değil mi? Şimdi öğrenmek üzeresin. Sosisi buraya koyuyoruz ve sosisi bu şekilde dilimlere ayırıyoruz. Gelecekten fırlamış gibi değil mi? Vah canına, neler düşünmüşler. Yardımın için teşekkürler canım. Bu tam da krebimin ihtiyacı olan şey. Gurmelere layık bir şey oldu. Biraz fazla iddialı ama. Ne düşünüyorsun? Müthiş, her şeyi değiştirdi. Yine beraberesiniz. Yaşasana. Bunu sen olmadan yapamazdım. Büyük anneni çok gururlandırdın. Bak bende ne var? Taptaze sebzeler. Ve yanında bir kova dolusu kızarmış tavuk. Çok güzel. Baharatları nefis kokuyor. Ne var? Konuşmamız lazım. Sen tavuğu alıyorsun ve ben de bunu mu yani? Ben kuralları koymuyorum. Demek istediğim şu resme bir bak. Burada hiç kızarmış tavuk görüyor musun? Hadi ama. Buldum. Sanırım bir oyun oynamamız lazım. Bir dakika. Oyun mu oynayacağız?
Peki, yarışmayı severim. Ben kazanırsam yediklerimizi değiştiriyoruz. Şartını kabul ediyorum. Ben bu arada şu krem şantiyi sıkayım. Ama buna pişman olacaksın. Tabii tabii, ne demezsin. Tamam, artık hazırım. İşte başlıyoruz. Bunu yapmak çok heyecan verici. Bence bir şey olmayacak. İşte dediğim gibi. Acemi şansı. Sıra bende. Bana da hiçbir şey olmayacağından eminim. Hayır. Yaşasın, ben kazandım. Bu haksızlık. Bunu hep diyorsun. Şimdi ver şu tavukları bana. Süper. Haklısın, baharatı inanılmaz kokuyor. Bekle. Hadi bir daha oynayalım. Olmaz, ben böyle iyiyim. Denemeye değer diye sebzelerden nefret ederim. Hayır. Madison, yine yatağından mı düştün? Nasıl uyumaya devam ediyor acaba böyle? İşte oldu. Neyse ki bunun için harika bir çözümüm var. Bu çözüm onu durması gereken yerde tutacak. Artık hiç yataktan düşmeyecek. Ne? Bu nasıl yaptı ki? Her akşam aynı şey. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Önceden ortasını kestiğimiz bu havuz makarnasını yatağın kenarına böyle takıyoruz. Madison döndüğünde köpük tampon görevi görüyor ve artık yere düşmüyor. İşe yaradığına çok sevindim. Şimdi sessiz olsam iyi olur. Bak bende ne var? Leziz bir çikolatalı yumurta. Ver onu bana. Bu iş o kadar kolay değil. Bunu bir bardağın altına koyup bardakları hareket ettireceğim. Şimdi senin çikolatanın nerede olduğunu tahmin etmen gerekiyor. Hadi dene bakalım şansını. Of, hiç dikkatimi vermemiştim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bana yardım eder misiniz? Bu ne? Belki sihirli bir diyara açılan gizli geçit olabilir. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Hayır, bluzu koyu pembe sipariş etmiştim. Şeker pembesi değil. Hadi bakalım, az bir şey kaldı. Lütfen bu sefer. Jared, hayır, dur. Müthiş olacak. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sana bunu yapma demiştim. Bu haksızlık. Orada gizli bir geçit var ama. Ay lütfen ağlama. Baksana ne vereceğim. Çok hoşuna gidecek. Tamam, ver hadi. Of, iyi kurtardık. Bu kapak işimize yarayabilir. Tam oraya uyacak boyutla. Bir denemeye değer. Şu ayranlardan birkaç tane daha lazım bana. Kapağı bu şekilde prize sokup çeviriyoruz. Bu sayede meraklı parmakları tehlikeden koruyabiliyoruz. Şimdi biraz rahatladım. Evet, o bebek mavisi bluzu sipariş vermek istiyorum. Koyu mavi olanı değil. Artık o geçitin keşfine başlayabilirim. Neler oluyor? Çok sıkıcı. İşe yarayacağını biliyordum. Şimdi evdeki diğer prizleri de halletmem lazım. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Hadi uyku zamanı. Ama benim uykum yok. Tatlı rüyalar tatlım. Gitti mi? Hiç uyumak istemiyorum. Onun yerine biraz eğleneyim. Bu hamura bayılıyorum. Hem yumuşacık hem de böyle ısıyor. Sen de denemek ister misin Barbie? İşte böyle hepsini ye. Peki, ben de biraz deneyeceğim. Sabah mı oldu hemen? Olamaz. Ne oldu böyle? O saçların haline bak, hamura kaplanmış. Yapış yapış olmuş. Bu neden oldu ki şimdi? Madison, sorun nedir? Bebeğimin haline bak. Fena olmuş gerçekten. Evet, saçların her yerine bulaşmış. Bir dakika, bu hamur mu? Yani evet, olabilir. Ver bakayım onu bana. Bu evde hamurla oynamıyoruz biliyorsun. Şimdi saç konusunda ne yapabiliriz bir bakalım. Bir şey yapıp yapamayacağımızı bilemiyorum ama bu yıkayarak temizlenmez. Ama bir fikrim var, saçların tamamını keseceğiz. Tıraş makinesi, hemen bırak babacığım, hayır. Birazdan biter, sanırım bu ona yakışacak. Doğrusu benim de hoşuma gidiyor bunu yapmak. Vay canına, kafası pırıl pırıl parladı. İşte bitirdim, güzel görünüyor. Yeni bebeğine merhaba de hadi. Sen çıldırdın mı, ona bir bak. Elimden geleni yapıyorum. Ne yapmamı istediğini anlamıyorum. Bir saniye, harika bir fikrim var. Bu yün ipliği kullanabilirim. Bir sonraki adım için bir iğneye ihtiyacımız olacak. İğneyi bebeğin başından geçiriyoruz ve diğer taraftan çıkarıyoruz. Sonra iğneyi çıkarıyoruz ve aynısına sarıyla devam ediyoruz.
Sarıyı ilk iplik parçasının yanına batırıyoruz. Bebeğin kafası saçla dolana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Aynen böyle, bak harika oldu. Sanki saçında bir gökkuşağı var. Ne düşünüyorsun Madison? Bayıldım. Saçları rengarenk olmuş. Teşekkürler, harikasın. Öyleyim gerçekten, değil mi? Belki ben de saçımı bebeğinki gibi yapmalıyım. Bu kahve çok güzel. Hadi ama. Her seferinde aynı şey oluyor. Çok utanç verici. Ama bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Kahvemin yanında bana tatlı bir şeyler yapın. Fena fikir değil. Bu iş biraz zor olabilir. Elimizde güzel malzemeler var. Bir dakika, bir anda ilham geldi. İşe koyulma zamanı. Ben ne yapacağımı biliyorum. Lezzetli görünüyor. Güzelmiş. Ben bu marshmallow'la müthiş bir tatlı yapacağım. Ama bir şeye daha ihtiyacım var. Bu benim tatlı aletim. Ben sensiz ne yapardım? Bu işimi çok kolaylaştıracak. Şimdi bu kolları kaldırıyoruz. Krakeri buraya koyuyoruz. Onun üstüne bir parça çikolatayla bu marshmallow'u koyuyoruz. Yan tarafına da aynısını yapıyoruz. Şimdi kolları geriye katlayabiliriz. Bu kollar her şeyi yerli yerinde tutacak. Bu çok ağırmış. Şimdi bunları mikrodalgaya koyabiliriz. İşte her şey hazır. Mikrodalgayı açıyoruz. Bak marshmallow'lar nasıl eriyor. Birazdan yumuşacık olacaklar. Bak nefis bulutlara benzediler. İşte bu. Artık çıkarabiliriz. Müthiş. Bir an evvel tatmam lazım. Müthiş görünüyorlar. Gelin bakayım bana. Şuna bak. Hey, ne yapıyorsun sen? Onlar benim. Ne? Doğru. Ama burada bir tane daha var. Yalnız çabuk olsan iyi olur. Zaman tükeniyor büyük anne. Tabii ya. Baskı altında hiç iyi değilim. Bana bir fırın tepsisi gerekiyor. Çikolataları bunun içine atıyoruz. Hepsini kullanıyoruz. Sonra marshmallowları da üstüne koyup tepsiyi fırına atıyoruz. Basit ama güzel bir şey olacağına eminim. Yanmadan evvel şunları alalım. Sanırım artık hazır. Harika kokuyor. Çok iyi bir aşçıyım gerçekten. Bu mu yani? Elimden geleni yaptım. Yumuşacık olmuş. Bak buna bayılacaksın. Yani umarım. Berbat görünüyor. Ben bu turu kazanacağım. Evet, kıyas bile kabul etmez. Tebrikler. Şimdi bana şu tatlıyı ver artık. Yaşasın. Demek öyle diyorsun. Bunu hiç unutmayacağım. Bu iğrenç bir şey. Şu yeni şapkamı bir deneyeyim. Başıma iyi oturdu. Bu oldu ne? Yakaladım. İyi yakaladın. Az kalsın kaçırıyordum. Al bakalım. Bak bende ne var? Bu şirin bir tavşan kalıbı. İşe yumurtanın sarısıyla beyazını ayırmakla başlıyoruz. Beyazını bir bardağa, sarısını da diğer bardağa alıyoruz. Sonra çırpıyoruz. Kalıbı tavaya koyuyoruz. Beyazını tavaya aktarmak için şu şırıngayı kullanabilirim. Bu etrafa saçılmasını önleyecek. Sarı için de başka bir şırınga kullanacağım. Bu gözleri oluyor. Sanırım artık hazır. Bu bir yumurta tavşan. Güzel oldu. Bu çocuk da kim? Ben bunu kullanabilirim. Bu işimi görür. Kartondan bir kalp şekli kestim. Bunu çatalla bastırıp yumurta beyazına döküyoruz. Beyazı kartonun çevresine yayıyoruz. Sonra pişmesini bekliyoruz. Şimdi kartonu dikkatlice yerinden alıyoruz. Ve sarısını oraya koyuyoruz. Bunun için ben de şırıngayı kullanıyorum. Bu uzun sürmeyecek. Sonra pişmesini bekliyoruz. Hazır görünüyor. Buna bayıldım. Güzel olmuş. Yalnız bir şey eksik. Ben almayayım. Ve yumurtan da sende kalabilir. Ama hala kankayız. Çak bakalım. Bu tuhaf oldu.